Şimdi Alman toplumu müthiş, en çok dünyada en çok Nobel alan, üreten toplum ve en çok da felsefe düşünen bir toplum. Böyle bir toplum nasıl Hitler'i çıkardı? Ve toplum bu Hitler'e karşı nasıl tepkisiz kaldı, nasıl kabul etti diye araştırma yapılıyor ve bunun üzerine kötülüğün sıradanlaşması diye bir Kavram çıkıyor. kavram çıkıyor ortaya. Kötülüğü nasıl sıradanlaştırmış bu kimse diye. Şimdi Hitler'in bir doktrin oluşturuyor. Doktrin oluşturuyor. Nazi doktrini işte. Nazizm deniyor onun için. Doktrini şeyden ilham alıyor. Darwin'in biyolojiden ki örneklerinden ilham alıyor. Politik psikoloji uyguluyor onu. Politik psikoloji uygularken mesela diyor ki yaşam mücadeledir diyor. Güçlü olan zayıfı yenmesi hakkıdır diyor. Güçlü olan ayakta kalır diyor. Yani doğal seleksiyon, doğal ayıklanma vardır diyor. Ve bunu Machiavelli'nin kitabı da var orada. Machiavelli'nin kitabı da yani Hükümdar isimli kitabında da benzer şeyler var. Hükümdarın başarılı olması için yani ahlaklı olmak iyidir ama ahlaklı, politik ahlaklılık farklıdır gibi yaklaşım var. Amaca ulaşmak için her şey serbesttir. O kitap başucu kitabıymış zaten. Daha sonra onu bir kitap haline getiriyor, doktrin haline. Doktrin haline getirdikten sonra onu 5 milyon kişi civarında her yeni evlenen herkese hediye ediyor kitabı, okutturuyor. Orada şöyle, biz ari ırkız, üstün ırkız diyor. Etnik narsizm bu yaptığı. Üstün ırkız diyor. Üstün ırk olduğumuza göre dünyaya hükmetmek bizim hakkımız diyor. Evet. Üstünüz diyor. Dünyaya hükmetmek hakkımız diyor. Yani bir nevi bir ırkın etnik kutsallaştırma var burada. Kendilerini kutsallaştırıyorlar. Diğer insanları ötekileştiriyorlar. Yahudilere şöyle benzetiyor. Hani diyor, bir Darwinizmden etkilenme derken Yahudilere parazit ırk, mantar ırk diyor. İnsan tarlasında mantar, parazit olursa söküp atar. Yahudileri öldürmek hakkımızdır diyor. Ve rahatlıkla onları, çünkü onlar parazittir, kanımızı emiyorlar diyor. Orada da tabii yani şu anda dünyada yaptıkları açgözlülük gibi o Alman toplumunda da ciddi bir açgözlükleri var. Bütün servet ellerine geçmiş. Bütün şeyde öfke, nefret uyanmış insanlarda. Onu çok iyi bir şekilde kullanmış burada. Daha sonra mesela Türk ve Japonlara kültür taşıcılar diyor. Daha az zararsızız biz. Şeylere, İngilizlere zencileşmekte olan bir ırk diyor. Zenci zaten insan kabul etmiyor. Böyle bir hiyerarşi oluşturmuş ve bunu doktrin olarak, Nazi doktrina kitapları yapıyor ve toplumu buna diğer insanların insan olmadığını İnandırıyor. inandırıyor ve doktrin oluşturuyor. Hani şurada bir köpek geçse kimse şey yapmaz, sevmez, sever bile hatta böyle. Ama bu kuduz deseniz herkes onu öldürmeye çalışır. Şimdi bu insanları tehdit, tehlike olarak görüyoruz. Geleceğimize tehdit bu diyorsunuz. Bizim hakkı mücadele ederken, doğruyu mücadele ederken doğru yöntemlerle gidelim. Hitler'in yöntemiyle gidilirse Hitler'in sonu gibi olursunuz. Çünkü Hitler'in yöntemi çok zalimce. Hatta Berlin'de şöyle oluyor. Artık bütün kuşatılıyor Berlin. Diyorlar ki bak, Berlin kuşatıldı, çok insan ölecek, teslim olan diyor komutanları. Hitler şiddetle karşı çıkıyor. Ölürse ölsünler, bana oy vermeselerdi diyor, seçmeselerdi diyor. Yani tam tipik, yani hiç öz eleştiri yapmayan, her şeyi dış nedene bağlayan bir bakış açısı. Bu Evet. tipik, yani Hitler'in kişiliği nasıldı diye yapılan araçlar, bazen sadomazoistik diyor. Hayır, sadomazoistik değil. Şu anda batılı psikologlar bunu itiraf etmiyorlar açıkça. Narsist adam. Yani narsist, çünkü adam çok zeki, çok çalışkan, çok disiplinli, çok böyle Almanya'da müthiş altyapı yapmış, müthiş tanklar yapmış. Düşün, o şeyin orta şeyine kadar gidecek, Rusya'nın ortasına kadar gidecek bir ordu yapmış. Hatta Rusya'daki halk bizi kurtarmaya geliyor diye seviniyorlar onu. Fakat kuşattıkları yerde halkı öldürdükleri için halk nefret etmeye başlıyor birden ondan. Tutunamıyor. Çünkü diye şey yapıyor, acımasız, merhametsiz, ahlak yok. Ama şeyi var, çalışkan, başarılı, tam tipik narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin kendini dünyanın merkezinde görüp, yani kendi çıkarına uygun olan iyidir, kendi çıkarına uygun olmayan kötüdür, kendi hedefine uygun olan iyidir, kendi hedefine uygun olan kötüdür, kendine övenler iyidir, övmeyenler düşmandır
tarzındaki dostluğun düşmanını karıştırmış bir yaklaşım dozu kaçtı ve insanlık tarihinin en bir savaşta en büyük kaybını 70 milyon kişinin üzerinde ölüm oldu yani. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda.